Annesi Oral çocuk istismarı ile ilgili farkındalık yaratmak için hazırlanan Karanlığı Aralı adlı kısa filmde görev aldı. Ünlü oyuncu filmin tanıtım toplantısında soruları yanıtladı. Biz bu projeye çok önceden başladık. İkinci senemiz diyebilirim aslında. Filmimizi yeni gösterebiliyoruz. Filmimiz 13 oyuncu arkadaşımızla birlikte çektiğimiz. Aslında cinsel istismara uğramış çocukların yaşadıkları, hissettiklerini bize yansıtmalarını istediğimiz bir film. Biraz onları anlamaya çalıştık. Biraz anlamaya çalışmamıza rağmen biz perişan olduk filmi çekerken. İnşallah bir şeyleri değiştireceğiz. Değiştirmek için adımımızı attık. Biz karanlığı aralamak için buradayız. Her gün izlediğimiz, okuduğumuz, gördüğümüz istismar haberleri hepimizin içini parçalıyor. Ama buna dur demenin birçok yolu var. Bu önce çocuklarımıza cinselliği anlatmak, öğretmek, öğretmekten geçiyor. Biz de bunun için bir adım attık. İnşallah çok güzel sonuçlar olacak. Aynı zamanda kısa filmde rol alan ünlü isimlerin koordinatörlüğünü de yapan Soral'ın konuşurken sesi titredi. Yaşadığımız, çektiğimiz her kareyle belki kendi çocukluğumuzu, kendi çocuğumuzu, kendi ailemizi sorguladık, kendi toplumumuzu sorguladık. Tabii ki Türkiye'de cinselliğin konuşulması bile bastırılmışken cinsel istismarın önüne geçmek çok zor. Ama biliyoruz ki biz bir şeyleri değiştiriyoruz, değiştirmeye başladık. Önce çocuklarımıza bunu anlatarak başlayacağız. Performans sırasında herkes inanılmaz hissetti, hissetmeye çalıştı. Tabii ki birebir hissetmemizin imkanı yok ama gerçekten çok yaralayıcıydı, çok iç burkucuydu. Okuduğumuz haberler, seyrettiğimiz, televizyonda gördüğümüz haberler bunların hepsi her an aklımızdaydı ve içimizdeydi bunu çekerken. Hande Soral pandemi öncesinde de evde kalmaya alışkın olduğunu söyledi. Yeni bir özelliğimi keşfetmedim ama bu süreçte aslında şöyle, ben evde kalmaya alışık bir iş yapıyorum. Çünkü oyuncuyum ve zaman zaman evde kaldığım durumlar oluyor. Uzun süre çalışmadığım, çalışmayı tercih etmediğim dönemler oluyor. Aslında biz bu süreçte filmimize girmeyi de istemiştik çünkü şu sebeple herkesin eve kapandığı bir dönemde istismara uğrayan çocuklar da eve kapandı ve birçoğu çok yakınlarından istismara uğradığını düşündüğümüz zaman bu çok korkunçtu. Aslında pandemi dönemi bize bu projeyle ilgili bizi çok daha tedirgin etti. Bir an önce filmimize girmek, bir an önce hareketimizi tekrar başlatmak istedik fakat herkesin gündemi bambaşkaydı. O yüzden biraz erteledik. Şu an tekrar bu pandemi sürecinin devam ediyor oluşu beni tek bu konuda endişelendiriyor açıkçası. Tamam, çok teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Ayaklarınıza sağlık. Çocuklara yönelik cinsel istismara dikkat çeken Karanlığı Aralı filminde rol alan Cenil Nalçakan da film gösterimine katıldı. Böyle etkinliklerde bulunmak benim için hakikaten çok onur verici. Böyle şeyler için hatırlanmak da çok onur verici. Kıymetli kardeşim Hande'ye çok teşekkür ederim. Emeğe geçen herkese çok teşekkür ederim. Çünkü işte bir şekilde halı altına süpürdüğümüz bazı gerçekler günün sonunda daha büyük travmalara yol açıyor. O yüzden de bu tip farkındalıkların farkında olmamız gerektiğini düşünüyorum cümleten. Son olarak Kırmızı Oda'da rol alan Nalçakan yeni projesinden de bahsetti. Onun dışında nasılsınız, neler yapıyorsunuz? İyiyim. İşte dün şehir tiyatrolarında oyunumuzu oynadık. Tabii bir süre artık ayrı kalacağız seyircilerimizle. Onun dışında bazı toplantılar yapıyoruz. Bir takım sürprizlerle yakın zamanda kavuşacağız inşallah. Yeni dizi mi olacak yoksa bir internet? Bakacağız, sürpriz. Dijitali mi olacak? Dijitali, dijitali olmayacak. Ünlü oyuncu yeni alınan koronavirüs önlemlerini değerlendirdi. Tamam, kapanalım. Çok olması gereken bu ve yapalım ama artık bir işe yarasın derdindeyiz cümleten. Çünkü hani bu biraz kapatalım sonra biraz açalımlık bir durum dilerim. Bunu bir kere herkesin taşın altına koyup bir kere de inşallah bu da son olur diye umuyorum. Hazırlık yaptım mıdan kastım, kilerini doldurdum mu ise diyetteyim, o kadar değil ya. Eyvallah. Karantinada bol bol konsol oyunu oynadığını belirten Nalçakan, eğlence sektörü çalışanlarının çok zor durumda olduğuna vurgu yaptı. Yaşamadığımız bir şeyi yaşadık ki bir anda. Çok hazırlıksız yakalandık. Anlatabiliyor muyum? O yüzden hani mesela hani şey yapan arkadaşlarıma ben hakikaten saygı duyuyorum, gıpta ediyorum işte. Ya ben çok kitap okudum falan, ben okuyamadım. Ya ben aldım elime kitabı, kaldım öyle yani. Yani okuduğumu anlamadım filan. Maç yaptım. Hatta bir turnuva filan yaptık işte Acun abilerle filan. Öyle bir şey oldu. Ama bu sefer birazcık daha hazırlıklıyım diye düşünüyorum. Biriktirdim birkaç kitap filan, bakacağım. Onun dışında tabii bunlar hani işin hoş kısımları ama bir de zor kısımları var. Tabii onlara da bir
değinmekte fayda var. Çünkü aylardır çalışamayan, evine ekmek götüremeyen bir sektör var. Yani eğlence sektöründeki kardeşlerimiz, enstrümanist kardeşlerimiz enstrümanlarını satmaya başladı. Çok acı şeyler bunlar. Yani bir iş yeri sadece sahnedekine ibaret değil. Onun kapısındaki taksiciye kadar, ona mal veren manava kadar herkesi ilgilendiriyor. O yüzden yakın zamanda inşallah bu bela biter. Ve herkes evine mutlu döner. Fanatik Beşiktaşlı olan Celil Nalçakan'a son olarak yakın arkadaşı Candaş Tolga Işık'ın programına konuk olan Sergen Yalçın'ın sosyal medyayı sallayan açıklaması hatırlatıldı. Yalnız 8'de sokağa çık, bizim maçlar 7'de başlıyor herhalde, ilk yarıyı oynayıp bırakacağız. Bu tarafı da var yani, ilk yarı işi bitirmemiz lazım herhalde. Böyle devam edelim mi? Candaş'la bitti. Ben de dün oyundaydım, izleyemedim. Şeyi açıklaması var yani 8'den sonra. İlk yarı oynayamadım. Ya çok komik değil mi? Yani bence yani çok... Olayı ilk yarıda bitirdim. Başkanımızın şakalı. Ya abi yani keşke amaç eğer onun için söylediyse, hani ilk yarıda bitirelim alayıysa hocadan Allah razı olsun. Ama öbür türlüyse... 90+3'e kadar bekliyor. Yani çünkü biliyorsun bizim durum, hani biz mesela maç 3-0 öndeyiz. Dakika 85, öyle o kadar rahat maç izleyemiyoruz biz. Her an her şey olabilir. Eyvallah. Çok teşekkürler arkadaşlar.